Merhaba değerli izleyiciler. Ben Başak Deniz. Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayım. İlk haberimizle başlayalım. Yumurta, peynir, tereyağı gibi şarküteri ürünleri de zamlardan nasibini aldı. Şarküteri ürünlerinin zamlanmasından hayvan yemi fiyatındaki sürekli artışın etkili olduğunu söyleyen şarküteri işletmecisi Yakup Ay açıklamalarda bulundu. Şarküteri ürünleri el yakıyor. Aksaray'da yumurta, peynir, tereyağı gibi şarküteri ürünleri de zamlardan nasibini aldı. Şarküteri ürünlerinin zamlanmasından hayvan yemi fiyatındaki sürekli artışın etkili olduğunu söyleyen şarküteri işletmecisi Yakup Ay, üretici sıkıntıda, tüketici sıkıntıda, orta esnaf olarak bizler de sıkıntıdayız. Bir gün öncesinden aldığımız ürünü ertesi gün sattığımız fiyata alamıyoruz dedi. Ben de şarküterici işletmecisiyim. Valla sadece organik ürünlerde değil, şu anda tüm ürünlerde bir fiyat değişikliği söz konusu. Bundan hepimiz mağduruz. Yani peynirle, tereyağı da olsun, zeytinler de olsun, ballar da olsun çok ciddi fiyat değişiklikleri var. Şunu söyleyeyim, en yakın zamanda başımıza gelen olay, normalde açık olarak sattığımız, 35 lira sattığımız tahinin kilosu, şu anda alışımız o fiyat oldu. Yani dünle bugün arasında sadece bir günlük değişiklikte. Bu konuda çok ciddi değişiklikler oluyor. Diğer ürünlere gelecek olursak, bal mesela, ülkemizde yaşanan bu elim olay, yangınlardan dolayı ciddi derecede bir bal fiyatları artışları oldu. Ondan sonra peynir zaten hani sütle çok alakalı olmasa da doğalgaza gelen zamla beraber, mazotlara, nakliyeye gelen zamla beraber bunların da hepsine doğal olarak fiyatlar yansıdı. İşte bu ürünler yani ana maliyetlerin değişiklikleriyle beraber bunlara da zam haliyle yansıyor. Yumurta özellikle son günlerde çok değişiklik sağlıyor. Aynı zamanda yumurta üreticisi olduğumuz için ham madde girişleri çok yüksek fiyata. Bugün bir yumurta yeminin kilo fiyatı 4 lira. Aslında o fiyat artışları tüketici ya da üreticiyle alakalı değil, ham madde fiyatlarının artmasıyla beraber bu fiyatlara ürün almak zorunda kalıyoruz. Üretici de sıkıntıda, tüketici de sıkıntıda, biz de orta esnaf olarak biz de sıkıntıya da oluyoruz. Peki vatandaşın alım gücü nasıl, size en çok ne şikayetlerle geliyorlar? Ya şu son günlerde özellikle fiyat değişikliği çok fazla. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bunu söylüyoruz. Bizimki gıda ürünü olduğu için kuru madde değil. Stok yapma durumumuz zaten yok bunları. Biz zaten genel olarak aldığımız, eski fiyatta aldığımız ürünü eski fiyatta satmaya, fiyat değişikliğinde de fiyat değiştirmeye gidiyoruz. Onun haricinde herhangi bir kurum ya da kuruluştan bir fiyat değişikliği alıp fiyat hemen değiştirme şeyimiz olmuyor. Zaten sürekli aynı müşteriler olduğu için bizde fiyat değişikliğini biliyorlar. Yani bu şekilde nasıl olacağını çok tahmin etmiyorum. İlerideki sıkıntılar daha ciddi gözüküyor ama. Evet. Yani çok tüketicinin de şu an çok zor durumda olduğunu biliyorum. Bizim de. Yani bir gün önce aldığımız ürünü ertesi gün sattığımız fiyata alamıyoruz. Şöyle söyleyeyim, şu anda en iyi peynirlerden bir tanesinin kilo fiyatı 75 lira. Biz bunu geçen sene 50 TL'ye satıyorduk. Yani bu sene 50, ya 1 kilo alabilen bir müşterim sadece kahvaltılık o hafta yiyebileceği kadar almak istiyor. Fiyatların değişikliğinden dolayı. Yüksek yem fiyatları sektörü zorluyor. Başta yem olmak üzere sürekli artan girdi maliyetleri üretimi her geçen gün zorlaştırıyor. Konuyla alakalı yem satıcısı Mehmet Akif Bayraktar bilgiler verdi. Yüksek yem fiyatları sektörü zorluyor. Başta yem olmak üzere sürekli artan girdi maliyetleri üretimi her geçen gün zorlaştırıyor. Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle yem fiyatlarındaki artış alıcıyı da satıcıyı da zorluyor. Konuyla alakalı bilgiler veren yem satıcısı Mehmet Akif Bayraktar, fiyatların sürekli yükselmesi üreticinin alım gücünü düşürdü. Geçen yıl yemi 1 ton alan üretici bu yıl torbayla alabiliyor dedi. Yani malum ülkemizdeki yani dünyadaki küresel şartlardan ülkemiz de etkileniyor. Yani yem fiyatları yükseliyor. Sürekli değişken.
üretici zorlanıyor, alım gücü düşüyor. Sıkıntılı bir durum var. Yani sadece dolar değil, yani küresel ham madde fiyatlarında, gıda fiyatlarında artışlara bağlı. Tabii ki kura bağlı, kuraklığa bağlı. Bunun gibi bazı sebepler var. Biz de zordayız. Yani genel yani sadece üretici, tüketici, yani genel birbirine bağlı her şey. Zor bir, sıkıntılı bir durum. Yani şikayetleri fiyatların sürekli yükselmesi, ürettikleri et, süt ürünlerinin artmaması fiyatın, alım gücü olmuyor. Bunlar yani sürekli yükselmesi yem fiyatlarının. Perakende de satışımız oluyor, tonla da satışımız oluyor. Yalnız ton satışları tabii ki azaldı. Çünkü fiyat yüksek olduğu için alım gücü üreticinin azaldı. Onun için sıkıntı, yani sıkıntılı. Son fiyatlar yüksek yani geçtiğimiz yıllara göre, geçtiğimiz aylara göre sürekli artıyor. Yani yüksek fiyatlar. Geçen yıl bir ton tabii ki, tabii ki. Gerekli bir şey. Kısıyor yani yem tüketimini üretici azaltıyor. Yani değişik çareler aramaya çalışıyor ama yani sıkıntılı. Ozon tedavisi nedir? Nasıl uygulanır? Fizyoterapist Metin İçli ozon tedavisi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ozon tedavisi nedir? Nasıl uygulanır? Vücudu hastalıklar karşısında güçlendiren bir tedavi yöntemi olan ozon tedavisinin son dönemlerde koronavirüsün etkilerine karşı bağışıklık sistemini güçlendirmede de etkili olduğu düşünülüyor. Ozon tedavisi hakkında bilgilendirmede bulunan fizyoterapist Metin İçli, ozon tedavisinde vücudunuzun maksimum oksijenlenmesi sağlanıyor dedi. Bugün sizlere ozon tedavisi ve nöral terapiden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü ilimizde çokça ismini duymamızla beraber her tarafta da yapılmayan bir tedavi metodu. Ozon tedavisi özellikle romatizmal hastalıklarda çokça kullanılan, şu an ayrıca COVID sürecinde olmamızla beraber de ismini çokça duyduğumuz bir terapi metodu. Çünkü ozon tedavisinde vücudunuzun maksimum oksijenlenmesi sağlanıyor. Ozon tedavisinde iki çeşit yöntem var. Birisi enjeksiyonel olarak yapılan ozonlama, ikincisi ise aynı serum takılı gibi damar yoluyla yapılan ozonlamadır. Genelde 10-12 seans civarında yapılan ozon tedavisini damar yoluyla yapmayı genelde tercih ediyoruz. Ama bazen eklem içi yapılması gereken durumlar oluyorsa, örneğin işte bir menisküs rahatsızlığınız var veya bir omuz yırtığınız var veya omuzda efendim bir kireçlenme durumu var. Bu tarz durumlarda enjeksiyonel olarak da yapıyoruz. Yaklaşık bir 20-25 dakikalık süren bir terapi metodu. Özellikle iltihaplı eklem romatizması olan hastalarda, fibromiyalji hastalarının neredeyse vazgeçilmez bir durum olan ozon tedavisi klinimizde de dediğim gibi uygulanmaktadır. Damar yoluyla sizin steril şişenin içerisine kanınız alınıyor. Oraya ozon gazı enjekte ediliyor. Bazen ozon deyince halkımız işte burada hastalarımıza da anlattığımızda yanlış anlıyorlar. İşte ozon işte çamaşır suyu gibi falan dalgalanıyor ama öyle bir şey söz konusu değil. Ozon gazı kan içerisine enjekte edilip aynı gene serum takar gibi gene damar yolunuzda size veriliyor. Yaklaşık 20-25 dakika süren bir uygulama. O haftada 2 bazen 3 defa tekrarladığımız oluyor. Kişiye özel doz uygulanıyor. Her bireye aynı şekilde bir dozlama söz konusu değil. Yaşı, cinsiyeti, hastalığının büyüklüğü, kaç yıldır bu hastalığı çekip çekmediği, bunlar çok büyük etkenler. Bunlara göre uygulama yapılıyor. Dediğim gibi romatizma hastalıkları çokça etkili. Çünkü bağışıklık sisteminizi kuvvetlendiriyor. Romatizmayla vücudunuza savaşan hücrelerin üretilmesini sağlıyor. Covid sürecinde de en büyük özelliği şu. Özellikle Covid'in etkilediği organımız akciğerimiz. Hava aldığımız, oksijenlenen organımız akciğerlerimiz. Bu bölgede akciğerin bir kısmının görev yapamaması sebebiyle kanın düzgün oksijenlenmemesi, dokunun düzgün oksijenlenmemesini oluşuyor. Burada ozon tedavisi yaptığımızda doku daha iyi oksijenleniyor ve makrofaj hücreleri üretilip vücudunuz daha iyi bir savaş veriyor COVID'e karşı. Sadece COVID sürecinde de, COVID olduktan sonraki süreçte de gene ozon tedavisi yapılmalı. Çünkü COVID atıldıktan sonra, olduktan sonra ilk o 15-20 günlük süreci geçtiğinizde vücut bunu yaklaşık bazen 3 ay, bazı insanlarda 6 ay bunun kalıntılarını atamıyor. Vücudun temizlenmesi için ozon tedavisi mükemmel bir terapi metodu. İşte tat ve duyu kaybı olanlarda bunun daha hızlı geri dönmesini sağlıyor. Duyularınıza daha erken ulaşabiliyorsunuz ve hiç
Covid olmasanız dahi yaptırdığınızda Covid'e yakalanmanızı engelleyebilir. Yurt dışında bu Covid olunmasıyla beraber çok hızlı bir şekilde özellikle yoğun bakımlarda ozon tedavisi çokça kullanıldı. Türkiye'de ilk zamanlarda bazı özel hastaneler bunun denemesini yaptı. Bilimsel makaleler artık bunun gerçekten çok ciddi işe yaradığını gösteriyor. Ve ciddi anlamda yaygınlaştı. Artık Covid olanların veya Covid'den çıkar çıkmaz gelen hastaların sayısı çokça arttılar. Nöral terapi ise ozon tedavisinin biraz daha destekleyici bir terapi metodu. Örneğin işte enjeksiyonel yaptığımız ozon tedavisinde mutlaka yan tarafında da bir nöral terapi ekleniyor. Nöral terapideki amacımız iyileşme mekanizmasının biraz daha hızlandırılması, oradaki enerji metabolizmasının düzenlenmesi. Örneğin işte uygulanan birçok bölgesi var. Omurga etrafıdır, işte ağırlığı bölgenin etrafıdır, göğüs bölgesinin ön tarafıdır. Bu bölgelere genel bir nöral terapi yapıldığında vücudun o enerji metabolizması düzenleniyor, iletimler düzenleniyor, iyileşme aktifleştiriliyor. Ozon da oradaki bölgedeki ölü dokunun bir miktar atılmasını daha iyi sağlayabiliyor. Yeni doku oluşmasını sağlıyor. İkisi beraber kullanıldığında eklem rahatsızlıklarında da oldukça iyi etkiler görmekteyiz. Zayıf olmak her derecede sağlıklı değildir. Kilolu olmak sağlığa zararlı olduğu kadar zayıflık da zararlıdır. Son yıllarda obezitede hızlıca bir artış olmasına rağmen kilo alamama durumu yaşayan çok sayıda insan bulunmaktadır. Konuyla alakalı bilgilendirmeyi diyetisyen Murat Serkan Sinav yaptı. Zayıf olmak her derecede sağlıklı değildir. Kilolu olmak sağlığa zararlı olduğu kadar zayıflık da zararlıdır. Son yıllarda obezitede hızlıca bir artış olmasına rağmen kilo alamama durumu yaşayan da çok sayıda insan bulunmaktadır. Konuyla alakalı televizyonumuza konuşan diyetisyen Murat Serkan Sinav, zayıf olmak her derecede sağlıklı değildir. İdeal kiloda olmak sağlıklı olmaktır dedi. Zayıf olmak her derecede sağlıklı değildir. Şimdi ideal kilo dediğimiz durum var burada. İdeal kilo neye göre hesaplanır? Kilogram bölü metrekare oranına göre. Bunu düz mantık olarak düşünürseniz kilogramınızın metrekare oranına böldüğünüzde çıkan sonucun 30 ve üzeri olduğu takdirde obez olarak kabul ederiz. 30 ve 6 ise normal olarak kabul ederiz. Ama şunu söyleyeyim size ideal kiloda olmuş olmazsınız. İdeal kilo için ortalama 22-23 BK'ye sahip olmanız gerekmektedir. Onun haricinde 30'un üstünde çıktınız obezsiniz. 40'ın üstünde çıkarsanız da morbid obezsiniz. Yani ikinci seviye artık üst seviye bir obez olmuş olursunuz. Bunun için de düzenli bir beslenme, düzenli bir diyete ihtiyaç duymanız gerekir. Bunun haricinde diğer sorumuza tekrar dönecek olursak zayıf olmak sağlıklı olmak değildir kesinlikle. İdeal kiloda olmak sağlıklı olmaktır. Hani biz şunu çok yapıyoruz. Çocuğum çok zayıf, çok yesin, çok kilo alsın iyi olur. Böyle bir şey de yok tabii ki. Sağlıklı olmak için ideal kiloda olmak her zaman bizim ön planda olduğumuz bir durumdur. Çok zayıf olmak tabii ki BK'yı derecesini mesela sizin yaşınıza göre 20 BK'yı çıkıyordur. Bu bizim 18'dir. Bu sağlıksız bir zayıflıktır. Veya 20 ise tabii ki yine insan bunu zayıf olarak görünebilir ama 20 BK'yı sizin yaşınıza göre uygunsa biz buna iyi diyoruz. Çok fazla kişi geliyor ben zayıfım kilo almak istiyorum ama BK'sine baktığımızda kilo olarak iyiyse biz fazlasını istemiyoruz açıkçası. Yani önemli olan burada kilogram bölü metrekare oranınıza baktığınızda ve yaşınıza göre BK'yı aralığındaysanız hiçbir sorun yoktur. Normal olması bizim için iyidir. Onun haricinde çocuklarda çok fazla şu görünüyor benim çocuğum çok zayıf kilo alması lazım. Bundan ziyade de şunu düşünün. Çok zayıf olmadıysa, normal kilo aralığındaysa kilo almasına gerek yok. Normal kilolarındaysa zayıf olmak sağlıklıdır. Ekstra bir zayıflık yoksa. Çünkü zayıf olan bireyin tüm vücuttaki organları düzgün çalışmaktadır. Hormonal durumları düzgün salgılanmaktadır. Düzenli olduğu sürece bir problem yaşanmayacaktır. Onun haricinde hastalık derecesinde zayıflar için de kilo alması için şu şekilde bahsedebilirim. Düzenli bir beslenmeye ihtiyaç duyarlar her zaman. Ve hastalık derecesinde zayıflarda iştahsızlık problemi fazlasıyla vardır. Geçmişten günümüze gelen şöyle bir alışkanlık var. Hastalık derecesinde zayıflarda çok fazla vitamin alayım, balık kapı alayım, şunu alayım, bunu alayım, kilo alırım. Böyle bir şey yok. Eğer sizin vitamin değerlerinizde veya kan değerlerinizde herhangi bir problem yoksa emin olun buradaki diğer faktör diyet faktörüdür. Düzenli bir diyete başladığınızda, bir diyetisyen eşliğinde diyete başladığınızda net bir sonuç almanız mümkündür. Zam yağmurlarından evcil hayvanlarda nasibini aldı. Çoğunluğu ithal olan evcil hayvan mamaları dolar ve euronun artışıyla birlikte zamlandı. Aksaray'da pet shop ürünlerini satan Aytekin Akbulut'a mikrofonlarımızı uzattık. Zam yağmurundan evcil hayvanlarda nasibini aldı. Çoğunluğu ithal olan evcil hayvan mamaları dolar ve euronun artışı ile birlikte zamlandı.
İster sokakta olsun, ister evde, artık hayvanların da yemeğine zam geldi. Aksaray'da pet shop ürünleri satan Aytekin Akbulut, her hafta evcil hayvan mamalarına zam geliyor. Vatandaşın alım gücü düştü şeklinde konuştu. Evet, kedi, köpek, kuş beslemeleri yoğunlaştığı için fiyatlarımız artmaya başladı. Çünkü bizde dolar da bize işliyor. Tüm çoğu malımız ithalattır. Yani o yüzden artış var. Kedi biraz maliyetlidir köpeğe göre. Köpek biraz daha uygundur maliyet olarak. Peki neler gerekiyor? Mamadır, kumdur, tuvalet kabıdır kedi için. Tasmadır işte, oyuncak. Köpekte sadece işte mama, oyuncak tarzı. Peki kedi maması ne kadar, köpek maması ne kadar, kuş yemi ne kadar? Kedi mamaları 15, açık olarak 15 TL'den başlıyor, 75 TL'ye kadar kilogramları var. İthal mamalar, yerli mamalar değişiyor. Köpeklerde nasıl? Köpeklerde de aynı. İthal mamalarımız, yerli mamalarımız. Kuş yemleri? Kuş yemlerimiz de aynı. Kalite kalite değişiyor yani. Ki vatandaşın alım gücü nasıl? Vatandaşın alım gücü var. Artık yani lüksleştiği için bu hayvan besleme vatandaşımız da severek alıyor. Yani severek alıyor ama şimdi sürekli artıyor artık fiyatlar. Evet, her gelmesinde fiyat artıyor. Müşterimiz şikayetleniyorlar. Niye geçen hafta buydu, bu hafta böyle oldu diye söylüyorlar. Çünkü bizde her hafta mamaya zam. Her hafta geliyor. Geliyor, her hafta geliyor. Dolara göre. Dolar aynı. Mama hiç fiyatı düşmüyor bizde. Zinciriye Medresesi geleceğin mühendislerine ilham olmaya devam ediyor. Aksaray Belediyesi mühendislik alanında tüm dünyada kullanılan AutoCAD ve SolidWorks programlarına yönelik eğitimleri Zinciriye Medresesi'nde ücretsiz olarak veriyor. Aksaray Belediyesi mühendislik alanında da tüm dünyada kullanılan AutoCAD ve SolidWorks programına yönelik eğitimleri Zinciriye Medresesi'nde de ücretsiz olarak veriyor. Eğitim alanında birçok çalışma yürüten Aksaray Belediyesi ekipleri, mühendislik alanında kullanılan AutoCAD ve SolidWorks programlarına yönelik eğitimlere 1 Kasım tarihinde başladı. 20 kişilik gruplar halinde verilen eğitimler 45 gün sürecek. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen eğitimler hafta içi pazartesi, salı ve çarşamba günleri Zinciriye Medresesi'nde uygulamalı ve teorik olarak veriliyor. Genellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği AutoCAD ve SolidWorks eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifika verilecek. Sertifikayı alan kursiyerler, iş başvurularında ve iş hayatlarında çizim yaparken kullanabilecekler. Zinciriye Medresesi'nin manevi atmosferinde birçok eğitimler düzenleyen Aksaray Belediyesi ekipleri, diğer eğitim programlarda olduğu gibi kursiyerlerin keyifli zaman geçirmesi için molalarda, çeşitli ikramlarda bulunarak eğitimleri daha da eğlenceli hale getiriyor. CHP NİDE Milletvekili Gürer, gübresiz ekim yapan çiftçilerin sorunlarını dinledi. Traktörler tarlada, çiftçilerimiz tarlada, artık ekim zamanı. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübresiz buğday ekimi yapan tarlalarda çiftçilerle bir araya geldi. Üreticiye verilen gübre ve mazot desteği verildiği günün ertesi gün zamlarla eriyor. Yeterli gübre ve mazot desteği verilmelidir. Aksi takdirde bu yıl rekolte ciddi oranda düşer. Ülkede daha önce olmadığı kadar buğday açığı ortaya çıkar dedi. Mazotu iş yaptığın kadar mı alabiliyorsun? İş yaptığım kadar. O da yetmiyor. Aleyküm selam. Mazot pahalı diyorsunuz şu an. Pahalı ve kimse getirmiyor. Mazotun yanı sıra tohum aldınız, buğday. Ama buğdayda da bu yıl fiyatlar tohumda da arttı. Ama arttı, gübrede sorununuz var değil mi? Gübre günde güne zamlanıyor. Son olarak birkaç çiftçiyle konuştum. Gübreyi az atacağız diyor. Çünkü atmadım gübre... işte abi. Ekim atmadım. Şu an atmıyoruz biz. Sadece buğday atıyoruz. Hadi ya tohum atıyorsunuz, için. Gübre de atamıyorsunuz. Gübre atmıyoruz. Sadece tohum atıyoruz. Gübre atmasanız verim olmayacak. Olmaz ama. Verim düşük olur ama yapacak bir şey. Gübre pahalı. Görüldüğü gibi bölgede çiftçilerle konuştuğumuzda gübre fiyatlarına gelen artış nedeniyle gübre atmadan ekim yapıyorlar. Bu şu demek, rekolte kaybı demek. Kuraklığın etkisiyle geçen yıl buğdayda rekolte düştü. 20 milyon ton yıllık üretimimiz varken 16,5 milyon tona geriledi. Zorunlu olarak ithal buğday getirmek durumunda kaldık. Bu yılda çiftçimize mutlaka bir gübre desteği sağlanması gerekiyor. Gübreyi çiftçi toprağa atmazsa geçen yıl aldığının yarısı ürünü alır.
Çünkü eğer ekim sırasında gübre verilmezse, bir de kuraklığın da etkisiyle önümüzdeki süreçte yağmurlar da yeterli olmazsa, çiftçimiz bu yıl ürettiği üründen para kazanmak şöyle dursun, ülkenin buğday açığı fazlalaşır. Yetkililere, siyasi iktidara çağrı yapıyoruz. Bu gübre konusunda mutlak surette çiftçiye destekler artırılmalı. Aynen. Bu anlamda gübre için destek sağlanırsa, aynen, hem verim artar, hem rekorte artar, hem de sizin geliriniz artar. Böylece çiftçi ektiğinden mutlu olur. Şu anda mutlu değilsiniz. Mutlu değil. Tarla boş kalmasın. Tarla boş kalmasın diye diyorsunuz. Evet, boş kalmasın. Boş kalmasın. Evet. Tarlada traktörler olsa da çiftçi mutlu değil ama ekmekten başka çare yok. İyi ki ekiyorlar. Çünkü önümüzdeki süreç onlar ekmese gıdada sorunlar daha artar. Kirayı 200 milyona, 300 milyona sürecek adam. Niye? Nasıl sürdürsün? Şuradan kiraya. Şu ara. Çünkü mazot çok pahalandı. 8 lira mazot geçince. Doğru. Çiftçi kazanmıyor ama tarla boş kalmasın diye ekim yapıyor. Mutlak surette gübreyle ilgili, mazotla ilgili çiftçiye destek verilmesi şart. Aksi takdirde rekolte ciddi ölçüde düşecek. Buradan bakana çağrıda bulunuyorum. Şu gübre desteklerini öyle 8 lira 16 lirayla bu işin çözülecek gibi değil. Geçtiğimiz yıl 1800 liraya aldıkları üre gübre bugün 9000 liraya çıkmış durumda. Çiftçinin yanında olun, çiftçiye destek verin. Bakın, çiftçimiz gelir toprağını eker. Bu insanlar yalnızca ekebilecek kadar buğday, ekebilecek kadar mazot parası buldular mı tarladalar. Bu insanlara sahip çıkın. Niğde Belediyesi'nce düzenlenen medeniyetlerin yaşatıldığı şehir Niğde temalı uluslararası resim yarışması sergisi açıldı. Kazananlara ödülleri takdim edildi. Niğde Belediyesi'nce düzenlenen medeniyetlerin yaşatıldığı şehir Niğde temalı uluslararası resim yarışması sergisi Niğde Sanat Merkezi'nde açıldı. Güzel bir vesileyle sizlerle bir aradayız. Bugün medeniyetlerin yaşatıldığı şehir Niğde adlı resim sergisinin hem açılışını hem de yapılan yarışma üniversiteyle birlikte yaptığımız yarışmanın ödül törenini gerçekleştireceğiz. Niğde'ye gelen bütün misafirlerimize söylediği şey şu: çok güzel eserleriniz var. İliniz çok gerçekten tarihi bir şehir. Birçok medeniyetten, Hititlerden tutun Romalılara, Selçuklulara, Osmanlılardan sayamayacağımız çok daha eski medeniyetlerin eserleri var. Ancak bundan kimsenin haberi yok. Böyle bir sıkıntımız var. İnşallah biz artık bundan sonra şehrimizi en iyi şekilde tanıtacağız. Önce Niğdeliler, bizler tanıyacağız. Sonrasında da Türkiye ve bütün dünya Niğde'yi olduğu şekilde tanıyacak. Bu aydınlar kentini, medeniyetlerin yaşatıldığı şehri inşallah bütün dünyaya tanıtmış olacağız. Bugün sergi vesilesiyle buradayız. Resim sergisi. Resme baktığınız zaman bu yönüyle yazıdan çok daha üstün bir tarafı var. Şimdi yazıyı yazarsınız, mesajınızı iletmek istersiniz ama sizin dilinizden anlayan insanlara getirebilirsiniz sadece. Ama resim evrenseldir. Aynı dili konuşmasanız da her insan o mesajınızı anlayabilir. Bu anlamda baktığımızda resmi biraz daha güçlü bir sanat olarak görebiliriz. Dolayısıyla sahip çıkmak lazım. Bu aracı, güçlü aracı kullanmak lazım. Niçin kullanmak lazım? Kentin tanıtımı için kullanmak lazım. Markalaşması için kullanmak lazım. Bu vesileyle ben belediyemize çok teşekkür ediyorum. Yani bu sanat aracılığıyla uluslararası zaten yabancı sanatçılar da eserlerini gönderdiler. Kentimizi biraz daha tanıtma fırsatı bulacağız. Bir diğer nokta, biliyorsunuz bulunduğumuz bina kentin nadide tarihi eserlerinden birisi. Atıl vaziyetteyken işte burası sanat galerisine dönüştürüldü. O günden bugüne sık sık burada faaliyetler oluyor. Ressam Sefa Büten'in faaliyetleri oluyor, belediyemizin faaliyetleri oluyor. Bu yönüyle de bir kazanç var. Kentin atıl eserleri gün yüzüne çıkıyor, fonksiyon eda etmeye başlıyor. Kent güzelleşiyor. İnşallah devam eden yıllarda belediyemizin, mahallemizin güzel projeleri var. Bu bir birikimdir. Birike inşallah Niğde'mizi gelecek yıllarda daha markalaşmış, daha kaliteli, daha turistik bir kent haline gelmiş olarak göreceğiz. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü olanlara ödülleri takdim edildi. Sırada hava durumu. Thank you.
Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.